Bakın daha çok şu meselenin üzerinde gideceğim. İbnül Kayyim İbn-i Teymiye hakkında bazı sözler söylüyor. Bu sözleri anlatmaya çalışacağım. İbnül Kayyim İbn-i Teymiye diyor ki Allah bilir ki en sıkıntılı dönemlerde bile onun hayatından daha tatlı bir hayat görmedim diyor. Kimin için söylüyor? İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh için söylüyor. Yani hocası için bunu söylüyor. Refahı, nimeti bırakın, onun hayatı hapis, tehdit ve baskı, karalamayla geçti. Buna rağmen insanların arasında insanlardan daha güzel bir yaşantı, daha mutmain bir kalp ve daha doğru bir hayatı vardı. Ve biz bunu onun suretinde görüyorduk. Yaptıkları o güzel şeyler, o yaşantısı onun suretine yansıyordur diyor İbnül Kayyim. Ve devamında şunu söylüyor. Bizler diyor onun talebeleri ne zaman korkuya kapılsak, ne zaman yaptıklarımızdan dolayı bir ürksek, acaba mı dedisek hemen onun yanına giderdik ve ne zaman ki onun yüzünü görürdük, onun sesini işitirdik, bize nasihatler ederdi ve o korku bizim üzerimizden kalkardı. O karamsarlık bizim üzerimizden kalkardı. Bu bizim için büyük bir nimete, sükunete, imanın kuvvetlenmesine sebep verirdi. Ve İbnül Kayyim orada benim anlatmak istediğim meseleyi anlatıyor. Bu meseleyi anlattıktan sonra hemen akabinde bunu söylüyor. Diyor ki kullarına dünyada cenneti yaşatan, onlara Allah'a kavuşmadan cennet kapılarını açan ve onların gayretini, çabasını artırmak için, Allah'a giden arzularını kuvvetlendirmek için onlara cennetin kokusunu, serinliğini hissettiren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diyor. Şimdi buraları tek tek ele alırsak, birincisi İbnül Kayyim biliyorsunuz İbn-i Teymiye'nin en böyle kendisine hırsla tabi olduğu öğrencisidir. Yani onu çok sever ve onun sözünü asla yere düşürmemeye gayret eder. Ha bunu da söyler. Biz İbn-i Teymiye'yi seviyoruz ama hak bize daha sevimlidir der. Her ne kadar bazıları ona körü körüne tabi olduğunu iddia etse de o bunu söyler. Bunun dışında İbn-i Teymiye'nin gerçekten dünyada cenneti yaşadığını söylüyor. Başına gelen bu karalamadır, bu iftiradır, bununla beraber hapistir. Ona hiçbir etki etmediğini söylüyor. Yani bazı salih kimselerin aslında dünyada cenneti yaşayabileceğini söylüyor bize. Hayatından lezzet alabileceğini söylüyor. Düşünsenize bir adam var ki sürekli sıkıntı yaşıyor ama biz her onun yanına gittiğimizde imanımız artacak bir şekilde geri dönüyoruz. Niye biz Müslümanlar böyle olmuyoruz da başımıza gelen ilk musibette topukları geri dönüyoruz? Neden? Demek ki burada bir hastalık var. Hastalık ne? Dünyada cenneti yaşamamak. Çünkü İbnül Kayyım'ın bu sözüne göre Allah Azze ve Celle bazı kullarına daha yaşarken cenneti gösteriyor. Cennetin kapısını açıyor. Onların Allah'a olan gayretini, yarışını arttırıyor. İbnül Kayyım'ın sözünden bu çıkıyor. Peki biz niye bu insanların içinde olamıyoruz? Veya bunu elde etmek için çaba göstermiyoruz? Peki İbnül Kayyım'ın sadece bu sözünden mi ibaret İbn-i Teymiye'nin hayatı? Hayır kardeşler, öyle değil. Bakın İbn-i Teymiye'yi biliyorsunuz kendisi kendi dönemindeki tasavvufçularla, eşarilerle mücadele ediyor. Ve söylediği her sözden dolayı onu hapse atıyorlar. Bir gün yine onu hapse atacaklar. Onu zindana atıyorlar. Gardiyanlar onu zindana atar atmaz kapı kapanır kapanmaz şu ayeti okuyor. فَدُورِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ الْبَابِ derken onların aralarına surdan bir kapı çekilir. وَبَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ onun batını içi rahmet وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ
onun dışı ise azaptır. Bu ayeti okuyor. Şimdi diyebilirsin ki bu ayet ne alaka? Bu ayet şu alaka. Diyor ki sen bana diyor beni hapse de atsan benim için bir şey ifade etmiyor. Ayetin devamında normalde münafıklarla Müslümanların kendi aralarındaki ilişkiyi anlatıyor Allah Azze ve Celle. Münafıklar Müslümanlara diyecekler de ki bize de bakın biz de sizin nurunuzdan faydalanalım diyecekler. Tam bu konuşma geçerken Allah Azze ve Celle aralarına bir sur çekecek. Onun içi rahmet, dışı ise azaptır. O da diyor ki siz bu kapıyı arama çektiniz. İçi rahmet, dışı ise azaptır benim için. Bunu demeye çalışıyor. Ve bu sözün arkasından şunu söylüyor kardeşler. Diyor ki düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Benim cennetim de bahçem de kalbimdedir. Ben nereye gitsem o benimledir. Öldürülmem şehadettir. Sürgün edilmem gezginliktir. Hapse atılmam ise halvettir benim için diyor. Ve bu şahane sözünü orada söylüyor. Bakın demek ki İbn-i Teymiye gerçekten başına gelen bu sıkıntılardan dolayı ne yapıyormuş? Gerçekten lezzet alıyormuş. Çünkü İbn-i Teymiye'nin bir sözü var. Diyor ki imtihanlarla alakalı hak saf altına benzer. İmtihan oldukça ne olur? Onun derecesi yükselir diyor İbn-i Teymiye başka bir sözünde. Yine İbnül Kayyim der ki Allah ile beraber olan asla üzülmez. Yani sen kalbinde Allah'ı taşırsan nereye gidersen git Allah seninle beraberdir zaten. Zikirle Allah Azze ve Celle'yi tefekkürle geçirirsen sana zarar marar dokunmaz. İbni Hacer'in yine bir sözü var. Fethul Bari'de geçiyor. Diyor ki Allah'la beraber sadık olana fitneler asla zarar veremez diyor. Asla zarar veremez diyor. Yine İbni Teymiye şöyle bir söz söylüyor. Benim kalbimden bazen öyle hoş, güzel haller geçer ki kendi kendime şunu sorarım. Eğer cennet ehli de bu haldeyse ne güzel bir hayatın içindeler. Hani her birinize olmuştur değil mi kardeşler? Bazen kalp öyle kıpır kıpır olur. Böyle hoş bir duygu alır. İnsan böyle her şeyden lezzet alır. Her şeyi sever. İbn-i Teymiye de bunu hapishanede söylüyor. Hapishane mektuplarında geçer bu söz kardeşler. Yani gönlüm bazen öyle bir hoş hal alıyor ki kendi kendime diyorum ki eğer ki cennet ehli de bu haldeyse ne güzel bir hayatın içindeler. Yani imanın lezzeti kardeşler. İmanın lezzeti budur işte. İmandan lezzet almak, imandan zevk almak budur. Başka bir şey değildir. Bizlerin her birinin bunun üzerinde tefekkür edip düşünmesi lazım. Dolayısıyla bu meseleyi bu şekilde anlatabiliriz inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.